27 Şubat, 5 Mart. Hepimiz enkaz altındayız. Hepimizin yüreği, hepimizin canı, hepimizin bedeni enkaz altında kaldı. İçimiz, ruhumuz o kadar acı çekiyor ki. Gidenler mi kurtuldu, kalanlar mı acı çekecek bilmiyoruz. Yaradan her şeyin bir güzelliğini bize sunacaktır inşallah diyorum. Ve hayatta birlik olma, beraberlik olma, seferberlik gibi var olmamız gerekiyor. Biz her dibin çıkışını en iyi şekilde göreceğiz. Allah'ın izniyle hayatımızdaki her şey yeniden çiçek açacak diye dua ediyoruz. Çocuklarımıza güzel nesiller için doğru eğitimler, bilimin çok önemli olduğunu ve dinle bilimin aynı anda ilerlemediğini öğrenmiş olduğunuzu düşünüyorum sevgili takipçilerim. Biz Rabbim bilimi, aklı, kaderi bize vermiş. Akıl bilimdir. Siz aklınızı bilimle devam ettirirseniz hiçbir insan enkaz altında kalmaz. İlim en güzel vicdandır ve din en güzel kutsal olan Yaradan'dır. Biz bunları üç ayrı ayırt şeklinde içsel dünyamıza yerleştirirsek nesillere dinini de bilen, bilimini de bilen insanlar yetiştiririz. Güzellik bilimle doğuyor, beden ilimle uyanıyor, dinle uyanıyor. Yani siz bedeninizi dininize teslim edin, binamızı, toprağımızı, gıdamızı bilime teslim edelim. Birçok şeyi Allah'tan değil, Rabbim bize zaten yollar, bir sürü çözümler üretmiş. Yani akıl bilimdir, kalp duadır, beden Allah'a emanettir. Bizler sadece geçici misafirleriz. Hiç kimse kalıcı olduğunu, paraya, pula tapmamamız gerektiğini 1999 depreminde ben ölmüştüm çünkü görmüştüm. Çok can kayıpları yaşadık kendi akrabalarımdan, çevremden. O acıyı çok iyi biliyorum ama 12 ilin acısını aynı orada ne yaşandıysa aynısını tekrar yaşadım. Ve birçok tanıdığım kuzenlerim, birçok insanın da acısını da hala içimde yaşıyorum. Çünkü orada çok sevdiğim insanlar, orada evini misafir etmiş milyonlarca insanla birlikte oldum. Ve size anlatamam acımı. Yani sadece sizinle o acıyı yaşayan bilir dediğimiz nokta ama galiba ölmek ya da enkaz altında kalmak daha mutlu ederdi hepimizi diye düşünüyorum. Çünkü var olan toplumda bilim ve evreyi oturtmazsak biz bu enkazların altında çok kalırız, bilginiz olsun. Kısa kısa notlar vereceğim sevgili takipçilerim. Yanlış anlamayın, ben öyle şov yapamam. Hani makyajımı da yapmadım, kulağımda küpem yok, hiçbir şeyim yok, gayet doğal bir haldeyim. Sevgili koçlar, Venüs Koç burcunda seyrediyor. Güneş Balık burcunda, unutmamamız gerekiyor. 27 Şubat'ta da Mars İkizler seyrinde devam ediyor. Plüton 29 derecede artık son evresinde Kova'ya geçişini sağlayacak. Plüton ve Satürn arasında partil bir evre. Yani 29 derecede aynı evrelerde olduğu için iş hayatınızla alakalı göremediğiniz, kararsız olduğunuz konularda net kararlar vererek yolculuğunuza devam etmeniz gerekiyor. Ve bulunduğunuz şirketin kendi içinde işten çıkartılmalı. Yaşanacak bazı pürüzlere de hakimiyet kurmanız gerekiyor. Ve bu noktada da duygusal hayatınız ev ve iş alanında tıkanmış bir evrede ve en önemli şey de eşinizin işiyle ilgili yaşadığı krizler sizi yıpratıyor. Ve yıprattığı için de kendi evrenizde maddi olarak bazı kararsızlıklarda tam anlamıyla çürümüş gibi hissediyorsunuz. Yakın aileniz, yakın çevrenizdeki yaşanan krizlerden kaynaklı da hala kendinize gelememiş gözüküyorsunuz. Gelemeyeceğiz, bunu da biliyoruz. Ama birlikte var olacağız. 28 Şubat'ta aynı enerjiler devam edecek ama 1 Mart sabahı Ay Yengeç seyrinde daha duygusal, daha içsel dünyamızın yaratacağı karışıklıkları bilinç altımızdaki dünyamızı uyandıracağız. Ve 2 Mart'ta Merkür Balık'ta iletişim daha duygusal olacak, daha merhametli olacağız, daha vicdanlı olacağız. Ve Jüpiter ve Venüs arasında 12 derecede partil bir evre var. Yani Venüs'ün Koç'ta olduğunu unutmamamız lazım.
hedeflediğimiz imzaların atılması, vergi, bu tarz borçlarımızla alakalı netliğe kavuşmak. Mars ve Ay 19 derecede aynı evrede karşılıklı partili yapacak. Bu da sizin yeni yolculuklar, iş geleceğiniz, seyahatlerle ilgili büyük başlangıçlar yaratacağınız gözüküyor. Hayatımızda değişmesini istediğimiz duygusal yönümüz, ilişkiler konusunda yaşadığımız krizleri daha net bir şekilde var ederek toparlayacağımızı uyarıyor. Sağlık olarak bilinçsel evremizde çok yorgunluklar, karışık evreler söz konusu olabilir. Sevgili boğalar, Güneş Balık burcunda seyrederken işinizle ilgili yeni anlaşmalar, yolculuklarınızla ilgili var olacak yenilikler söz konusu olacak ve uzun süredir beklediğiniz, imzasının olmasını istediğiniz ev ya da tapunuzla ilgili olumlu bir evre, ama 2 Mart'ta Balık Merkür Balık burcu seyrine geçiş yaparken siz kendi hayatınızla alakalı duygusal yaşadığınız karanlıktan aydınlığa çıkacaksınız. İş ve yöneticiler arasındaki yaşanan gerginlik 2 Mart'ta Satürn, Merkür, Plüton 29 derecede partil bir enerji yaşayacak. Bu enerjide sizin konuşmanız, haklarınızla alakalı yıkıp dökmeyi ve içinizdeki gerçekliliği ve otorite insanlarla aranızdaki sorunları çözmek için çok doğru bir evre söz konusu olacak. 3 Mart'ta Ay Aslan Burcu seyrine geçiş yapacak sevgili boğalar. Unutmayın ki enerjileriniz kafanızdaki planladığınız çocuklarınızla ilgili yaşanan krizleri düzeltmek için. Özel hayatımızda da ayrılık kararı, büyük başlangıçlar başlayıp hayatımızdaki yenilikleri toparlamak isteyeceksiniz. Sevgili ikizler, yani içimden hiçbir şey gelmiyor ama küçük küçük notlarımız var, onu ifade edeyim. Venüs Koç burcu seyredecek. Mars ikizlerde devam ediyor, unutmamanız gerekiyor. 2 Mart'ta Merkür Balık burcu seyriyle birlikte yeni eğitim konularınızla alakalı net kararlar, şehir ya da alan değişimiyle ilgili bir ev arayışları ve iş arayışları içerisinde olacaksınız. Plüton Satürn arasında 29 derece partil bir enerji, yöneticiler ve kendi içinizdeki yarattığınız krizleri düzeltmek, daha güzel aydınlanmalar evresine geçiş sağlayacağınız gözüküyor. Ve unutmayın ki Jüpiter ve Venüs arasındaki güzel bir enerji de sizin hayalleriniz, yapmak istediğiniz iş konularınız ve ortaklı işlerinizle ilgili sürpriz paralar geleceğini unutmamız gerekiyor. Aynı şekilde gün içerisinde Satürn, Merkür, Plüton 29 derecede, yani 2 Mart'ta partil bir evrede. Bu da sizin aile içerisindeki miras, bazı karışıklıkları toparlamak için yanlış anlaşılmaları iyileştirmemiz gerekiyor. Sağlık olarak özellikle büyüklerimizin sağlık problemi, küçük operasyonlar söz konusu olabilir. Sevgili yengeçler, nasılsınız? Nasılsınız demeye bile dilim varmıyor. Hepimiz aynı yürekteyiz. Venüs Koç seyrinde unutmamanız lazım. İşle ilgili yaşadığınız problemlerden çok kendi içsel dünyanızla alakalı bazı karışık dönemler, alternatif iş teklifleriyle ilgili yaşadığınız bazı sorunları düzeltip kendinize yön çizmek istiyorsunuz. Evet, yeni bir beklediğimiz hedef, kendi kariyerimizle alakalı yarım bıraktığımız noktalarda daha verimlilik sağlayacaksınız. Aynı şekilde 2 Mart'ta Merkür Balık seyrine giderken siz de aile içerisindeki düşmanları, size yapılan haksızlıklarla savaşacağınız gözüküyor. Ve unutmayın ki kendi evrenizde sinirli, agresif, aynı şekilde hakların savaşını vereceksiniz. Bu dönem devletle alakalı beklediğiniz iş kapılarınız ya da bunlarla ilgili olumsuz gördüğünüz noktada güzel bir aydınlanmanız var. Enerjimizi güzel tutmamız lazım. İlişkiler konusunda siz artık yorgun olan bir enerji değil, mutlu olan bir enerji istiyorsunuz. Sevilmek, değer görmek, önemsenmek dediğimiz noktaları daha aydınlığa itmek istiyorsunuz. Çocuk tedavisi ya da çocuk evlat edinme gibi fikirlerimiz söz konusu olabilir. Sevgili aslanlar, Venüs Koç seyrinde Güneş Balık devam ediyor. Unutmamamız gerekiyor. 2 Mart'ta da Merkür Balık burcu seyriyle birlikte iş yerinizdeki insanların gerçek kimliğini, gizli düşmanlarımızla ilgili rakip hallerimiz ve işlerinize engel olacak insanlarla aramızdaki krizleri görmeniz gerekiyor. Aynı şekilde duygusal enerjiniz ve merhametiniz tarafından
kullanılabilecek bir noktadasınız. Bu ara ev taşınması, yeni bir ev düşünceniz var. Ekonomik dengelerinizle alakalı evreyi biraz daha toparlayıp kendi ruhunuzu iyileştirmek istiyorsunuz. Özel hayat konusunda da sanki evlilik tarihi belirlenmiş ama geciktirme kararı içerisindesiniz. Aile büyüklerimizde özellikle sağlık problemleri, duygusal boşluklar ve binamızla alakalı yeni yapılması gereken, kontrol edilmesi gereken noktaların da aydınlanmasına kavuşacağınız gözüküyor. Terk edilme korkunuz varsa sabırlı olmanız lazım. Sevgili Başaklar, kendi içinizdeki var ettiğiniz işlerinizle ilgili emek verdiğiniz, mücadele ettiğiniz noktalarda gerçekten hak edilişiniz. Size verilecek en güzel noktanın aydınlanmasını yaşayacaksınız. Bir de şunu unutmamamız gerekiyor. İçinizden geçenler gerçekleşecek. Venüs Koç burcunda seyrediyor. 2 Mart'ta Merkür Balık seyrediyor ve Jüpiter Venüs arasında partil bir enerji ve Mars Ay arasında da bir partil enerji 2 Mart'ta gerçekleşecek. Bu da yeni işler, yeni imzalar ve devletle alakalı pürüzlü olan olayları yeniden yapılandırmayı gösteriyor. 2 Mart'ta 11'de Satürn Merkür Plüton 29 derecede aynı derecede seyredecek ve bu da sizin yaşadığınız alanı değiştirmek, farklı noktalarla alakalı bağ kurup iş alanınızı büyütmeyi gösteriyor. Yani 5 Mart'ta Ay Aslan seyrinde devam ederken unutmayın ki büyük bir imzanız ve Venüs ve Uranüs arasında da partil bir enerji var. Göremediğiniz noktaları en iyi şekilde göreceğinizi gösteriyor. Sevgili teraziler, adalet noktasında yorgun bir savaşçısınız ve bu savaş sizi fazlasıyla yıprattı, fazlasıyla yordu. Ama büyük bir iş imzanız ve paranızla alakalı yasal olan haklarınızla ilgili güzel değişimleriniz gerçekleşecek. Sizin yeni iş oluşturmaya ortaklı alanlarınızla ilgili de büyük bir ferahlık. Kendi enerjinizi yeniden iyileştirmeye devam edeceksiniz. 2 Mart'ta Merkür Balık seyrinde. Bu da sizin ortaklı işlerde ayrılmakta olduğunuz kişilerin gerçek yüzünü. Mars ve Ay 19 derecede, partil bir derecede yurt dışı ve gençler arasındaki yaşayacağınız krizleri önlemeniz gerekiyor. Çocuklarımız, kardeşimiz, yakın iş ekip arkadaşlarımızla alakalı. Ve 11'de Satürn, Merkür ve Plüton arasında yine bir partil enerji var. Bu da ortaklı işi büyütmekle ilgili ortak ayrımlarını gösteriyor. 5 Mart'ta Ay Aslan seyrine devam edecek. Bu da sizin ufak tefek gideceğiniz seyahatlerde mutlu ve bir ilişki anlamında da başarıyı elde edeceğinizi gösteriyor. Sevgili akrepler, umutlu ve umutsuz hayatımıza yeniden uyanmamız gerektiğini hep birlikte öğreneceğiz. Yalnız Venüs Koç, Mars İkizler, Güneş Balık burcunda seyrediyor. Plüton 29 derecede artık Oğlan Kova, ya çağa, teknolojiye geçip işlerinizle alakalı yaşadığınız krizleri daha net görmeniz gerektiğini. Venüs ve Güneş arasında bir partili enerji gerçekleşecek. Bu da iş evrenizle alakalı atılacak imzaları daha dikkatli kontrol etmeniz gerekiyor ve sorumluluklarınızın artacağını öğrenmeniz gerekiyor. 1 Mart'ta sabah Ay Yengeç seyrine geçecek. Bu da sizin aile büyüklerinizle aranızdaki yaşanan krizleri görmeniz ve onlarla alakalı bağları güçlendirmeniz lazım. 2 Mart'ta Merkür Balık seyrini gerçekleştiriyor. Bu da sizin ilişkilerinizle alakalı dost, düşman ve gizli düşmanlarınızın açığa çıkmasıyla alakalı yapacak korunma evrenizi gösteriyor. Evinize nazar gelebilir, rızkınıza zarar gelebilir. Jüpiter Venüs 12 derecede partil bir enerji gerçekleştirecek. Bu da sizin güzellikler, güzel yatırımlar, güzel planladığınız toprak arazinizle alakalı güzel anlaşmaları hayata geçirecek. Mars Ay partil yapılacak gün içerisinde. O da yurt dışı ile ilgili evraklarınızda olumsuz bir süreç yok. Bunları düzeltmeniz lazım. Satürn, Merkür, Plüton 29 derecede saat 11'de gerçekleşecek. Bu da çocuklarınızın eğitimleriyle alakalı dikkat etmeniz gereken süreçleri gösteriyor. 4 Mart aynı enerji yaşayacağız. Aynı devam edecek aynı enerjiler. 5 Mart'ta Ay Aslan seyrinde. Bu da atılımlarınız ve paranızla alakalı hatalardan uzak durmanız gerektiğini uyarıyor. Sevgili yaylar, Venüs Koç unutmuyorsunuz. Mars ikizler seyrinde, Güneş Balık'ta, Plüton 29 derecede artık Oğlak veda evresi başlıyor ve Kova'ya geçiş birleşti.
kovaya geçiş sağlayacak. Bu da sizin yarım kalan, çözemediğiniz, sizi yıpratan konuların artık yüzleşip hayatınızı ona göre yön çizmeniz gerektiğini, farklı alanlarda kendinizi ispatlamakla ilgili hırslanacağınızı gösteriyor. Ve aile içerisinde yaşadığınız hüzün ve gözyaşının yavaş yavaş iyileşeceğini de uyandırır. 2 Mart'ta, 1 Mart'ta Ay Yengeç Burcu seriyle birlikte yeni imzalar, yeni iş konuları, beklediğiniz mülakatlarda olumlu evreyi, ama 2 Mart'ta balık, Merkür artık balık seyrine geçeceği için bu da iletişimde yanlış ifadeler kullanarak hata yapmanıza sebep. Ekip arkadaşlarınızla ilgili güvende olduğunuz noktaları kontrol etmeniz gerekiyor. Jüpiter Venüs arasında partik bir enerji 12 derecede gerçekleşecek. Bu da 2 Mart içerisinde gerçekleşecek. İleriye doğru planladığınız konularda güzel görüşmeler, güzel anlaşmalar söz konusu olacak. Mars ve Ay aynı derecede yine gün içerisinde 19 partileri enerji 19 derecede gerçekleşecek. Bu da sizin erkek çocuklarınız ya da erkeklerle bağlantı aralarında duygusal bağınızı gözden geçirmeniz gerektiğini ve gün içerisinde Satürn, Merkür ve Plüton'un 29 derecede partili enerjiyle ilerleyecek. Bu da sizin yapmanız gereken yarım bıraktığınız eğitiminiz, kariyeriniz, aile bağlarınızla alakalı otorite evreyi kurmanız lazım. Güzel süreçler olacak. 5 Mart'ta Ay Aslan seyrinde devam edecek. Bu da sizin gitmeniz gereken yolculuklar, özel hayatınızla ilgili bitirmeniz gereken ve cesaretinizin daha yoğun olup duygularınızı net ifade edeceğiniz bir evrede olacak. Yani güzel olsun inşallah. Sağlık olarak göz problemlerimiz ön planda olabilir. Sevgili oğlaklar, zorlu, yorucu bir hafta sizi bekliyor. Tamamlanmanız gereken işler, bitirmeniz gereken konular, sizi yıpratan olaylar o kadar fazla yoğun olacak ki Venüs ikizler seyrinde ve Venüs koç burcu seyrinde, Mars ikizler seyrinde, Güneş balık burcunda unutmamamız gerekiyor. Plüton artık oğlağın son evresinde ve kovaya geçiş sağlayacak ve bu da sizin planladığınız büyük projelerin imzası, yapmak istediğiniz büyük otorite insanlarla aranızdaki geçimsizliği iyileştirmek. Venüs Güneş arasında güzel bir partili enerji var. Bu da haklarınızla alakalı savaştığınız noktalarda büyük bir enerjinin başarısını sağlayacaksınız. 1 Mart sabahı 05'te Ay Yengeç seyrinde. Bu da kadınlarla çalışma içerisinde olduğunuz noktaların sizin aranızda rakibinizin kadın olduğunu ve size zarar vereceğini gösteriyor. 2 Mart'ta balık Merkür artık seyahatini yapacak, seyrine devam edecek. İletişimle ilgili yurt dışı ile bağlantılarda aksilikler, pürüzler yaşayabilirsiniz. Bu da sizi yıpratmasın istiyorum. Venüs Jüpiter arasında partil bir enerji var. Söz, nişan dediğimiz bir evrenin sevincini, Mars Ay burcunda da annenizin ya da aile özleminizle alakalı buluşmaları gösteriyor. Satürn, Merkür, Plüton arasındaki 29 derecede sizin 10. evinizde tetikleyen büyük başarılarınızla alakalı görmeniz gereken noktaları. İlişkide özellikle 4 Mart'ta güzel konuşmalar, güzel enerjiler var. 5 Mart'ta Aslan Ay seyrine devam edecek. Bu da sizin için aile büyüklerimizin miras tartışmalarının bitip kendi haklarınızın yerini belirleyeceğinizi gösteriyor. Yalnız sağlık konusunda özellikle Ay Aslan Burcu seyri yaparken Venüs Uranüs arasında 15 derecede partil bir enerji var 5 Mart'ta. Bu da sizin sağlık olarak kulak ve alerjik noktalarımıza dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor. Sevgili kovalar, içim acıyarak program yapıyorum ama sizleri de hani bırakmak istemedim. Mars 8'ler seyrinde, Venüs Koç burcunda, Güneş Balık burcunda, artık Plüton 29 derecede yavaş yavaş sizin seyrinize devam edecek. Bu da birçok noktaları yıkıp geçmek, hayatınızda göremediğiniz, yapamadığınız birçok şeyin güzel bir başlangıcı olacak. Gözümüzü doğru açarsak işimiz, alanımızla alakalı kendimize ait beslenmemiz gereken noktaları öğreneceğiz. Güneş Venüs arasında güzel bir enerji var. Yaşadığınız ilişkinizde kavga, tartışma, evliliğinizde krizler varsa düzeltmeye doğru. 1 Mart'ta sabah saat Ay Yengeç seyrinde. Bu da sizin büyük toplantılar ve yenilikler içerisinde enerjinizin çok fazla parlayacağı. 2 Mart'ta Merkür Balık Burcu seyrinde. Bu da iletişimde yaşadığınız aksilikleri çözüp kendinize daha doğru besleneceğiniz, daha duygularınızı yöneteceğiniz insanlarla karşı karşıya kalacaksınız.
Mars ay 19 derecede partil bir enerji içerisinde olacak. Bu da evraklarınız, dışarıdaki işlerinizle alakalı olumlu bir evre. Ama 2 Mart sabahı 11'de Satürn, Merkür, Plüton 29 derecede seyrinde. Bu da sizin hayat bakışınızın değişeceği, merhamet ve evrelerinizde güvendiğiniz insanları yok etmeniz, ilişkiniz, aileniz, çevrenizdeki birçok insanı tam anlamıyla doğru ifade ederek hayatınızdan çıkartacağınızı gösteriyor. 3 Mart'ta 18'de Ay Aslan seyrinde olacak ve bu seyrinde devam ederken Venüs Uranüs arasında partil 15 derecede bir partil enerji var. Bu da büyük anlaşmalarını görmeniz gerektiği ve uzun süredir de çözemediğiniz noktaların imzası sizin için atılacağı gözüküyor. Ama unutmayın ki sağlık olarak iç kulak iltihaplarımız, baş ağrılarımız, baş dönmelerimiz olabilir. Terk edilebilirsiniz, ilişki bitirebilirsiniz. Bununla ilgili uyarılarımız var. Sevgili balıklar, Merkür balık seyrinde. Doğum gününüz kutlu olsun. Geçen hafta kutlayamadım. Çok özür diliyorum hepinizden. İletişimde sadelik ve içsel dünyamızdaki merhametimiz ve Rabbimle olan bağınızı daha çok güçlendireceksiniz. Unutmayın ki Türkiye'nin de yükseleni balıktır. Yaşadığınız hayatı tekrar sorgulamak, tekrar yaratmayı uyandırıyor. Bu da şunu gösterir. Mars ikizler seyrinde sizin iletişimdeki korkularınızı iyileştirmeniz gerekiyor. Venüs Koç burcunda devam ederken hayatta yanlış yaptığınız insanlarınla helallik evreniz. Güneş balık burcunda mutsuzluğunuzu da iyileştireceğiniz, kendinize ait noktalarda yeni başlangıçlar, yeni oluşumlar söz konusu olacak. Plüton ve Satürn arasında 29 derecede partil bir enerji var 27 Şubat'ta. Bu da sizin yeni masanız, yeni işiniz hayırlı ve uğurlu olsun. 1 Mart sabahı 05'te Ay Yengeç seyrinde olacak. Özellikle de yakın halanız, büyük anneniz, bunlarla ilgili bağlarda sorunlar gündemde ve miras tartışmaları söz konusu olacak. 2 Mart'ta Merkür balık seyrinde artık sizin yuvanızda, sizin evinizde duygularımızla görmemiz gereken evreleri göreceğiz. Kendimize iş kurmak istiyorsak bununla ilgili 4 Mart enerjiler için çok doğru ve sürpriz beklediğiniz paralarla alakalı noktada da güzel aydınlanmalarınız söz konusu olacak. 5 Mart'ta Ay Aslan seyrinde devam ederken aynı şekilde Uranüs arasındaki Venüs ve Uranüs arasındaki partil bir enerji ilişkinizle ilgili yanlış hataları, birbirinizi gereksizce yıprattığınız noktalarda iyileştirmeyi gösteriyor. Yani siz hayatta ne istiyorsanız, ne yapmak istiyorsanız Rabbim ve ilim ve bilimi bir bütün tutmamak lazım. Akıl bilimdir, kalp dindir, beden Allah'ındır, vakit geldiğinde herkes veda edecektir. Sevgi ve mutlulukla kalın. Hoşça kalın.